şimdi canlı yayın açacak. Diğer fakültelerin İsmim Osman, Kırşehir Ahevran Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün de bitirme projelerimizi sergilemek için getirdik buraya. Projelerimden bahsedeyim isterseniz. Burada IoT tabanlı akıllı ev projemiz var. Bu projede sıcaklık, gaz, mesafe ve hareket sensörlerini kontrol ediyoruz. Bunun yanında ışık kontrolü de yapabiliyoruz. Bizim projemizin özelliği şu, kullandığımız iki kart kendi arasında internetsiz veri alışverişi yapabiliyor. Bu ve aldıkları verileri anakarta aktarıyor. Aktardığı verileri de telefon veya bilgisayar ortamında kontrol edebiliyoruz. Buna yarıyor. Diğer yanda Bestio Slalom projesi var. Bu proje sayesinde de buradan geç, normalde yarışmacıların bu taraftan geçmesi lazım. Eğer buradan geçerlerse, yani parkurun dışından geçerlerse proje bilgisayar ortamında uyarı veriyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben de elektrik elektronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Burada bitirme projelerimizden bahsedeyim size. Burada bir akıllı otonom bir araç var. Bu altındaki sensörler sayesinde çizgi izliyor ve engelden kaçabiliyor. Burada da mini bir İHA var. Bunun da tamamen kumandasını kendim yaptım. Üzerinde bulunan mikro işlemciye yazılımı aktardım ve burada bulunan Wi-Fi modülüyle beraber burada bulunan alıcıyla haberleşerek bunu otonom bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Yani kumanda edebiliyorum. Merhabalar. Ben makine mühendisi bölümünde araştırma görevlisi Faik Yılan. Burada havan topunu görmektesiniz. Bizlerim son sınıfta araştırma projesi kapsamında danışmanın Levent hocamın yürütmesiyle birlikte öğrencilerimize belli takım tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da havan topunun tasarımı ve imalatı bize aittir. Hocamız da sağ olsun burada desteklerini üniversitemize destek kapsamında savunma sanayi üzerine çeşitli alternatif malzemeler olsun, insan savaş araçları üzerine bir takım hala şu anda çalışmalar devam etmektedir. Havan özelliğine geldiğimizde de teknik özelliklerinde tamamen kendimiz tasarlayıp bununla ilgili bazı bilgiler de fabrika tarafından üretimde gizli tutulmaktadır. İsmim Ahmet, bilgisayar mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Ahmet Bey, peki teknoloji iyice gelişti. Peki buradaki aletin amacı nedir? Bize bunlardan bahseder misiniz biraz? Bu robot kolu diye geçiyor. Bu da 3 boyutlu yazıcı. Mesela bu otomatik olarak artık insanların yapacağı işleri yapmaya başlıyor. Mesela burada biten, üretimi biten bir maddeyi bu otomatik olarak alıp üretim hattının diğer kısmına yönlendirebilir. Peki özellikleri nelerdir bunlar? Nasıl kullanılır? Yani normalde bunlar parça parça tasarlanır ve daha sonra bir sistem olarak entegre edilir ve otomatik olarak çalışması beklenir. Peki nerelerde kullanılır? Yani fabrikalarda, üretim hatlarında kullanılır. Yani otomatik sistemlerde. İşte öğrenciler parça parça bunları tasarlıyor. Bu şekilde teknolojiyle tanışmalarını sağlıyoruz. Evet. Canlı yayın açacak. Diğer fakültelerin sağlamadığı için.